Öncelikle işimiz bir sanat eserini orijinaline olabildiğince yakın bir biçimde muhafaza etmektir. Konservasyon departmanında yaptığımız işin hemen hemen %90'ı önleyici konservasyon, yani muhafazadır. Ortam son derece önemli. Galerilerdeki ışığı, nemi ve sıcaklığı kontrol altında tutuyoruz ki objeleri mümkün olan en uzun süre orijinal halleriyle muhafaza edebilelim. Objeler kontrol altındaki ortamlarda bile tozlanabiliyor. Tozun içinde asitler ve çeşitli zararlı parçacıklar olduğu için her hafta galerideki eserlerin tozunu alıyoruz. Bir şeyler olmadan önlem almak çok ama çok önemli. Konservasyon sanat ve bilimin ilginç bir birleşimi. Resim olsun, baskı teknikleri ya da heykel olsun, stüdyo sanatı konusunda eğitimli olmalısınız. Güzel sanatlar geçmişim var ve lisans derecemi de kimya üzerine yaptım. Sanat eserlerinin maruz kaldığı hasarı önlemekten çok, meydana gelen hasarı onarmaya çalışıyoruz. Bunun için de bu eserlerin nasıl yapıldığını, kimyasal olarak nasıl yaşlandıklarını bilip, kimyasal analizlere göre onarma stratejileri üretmemiz gerekiyor. Aynen tıpta olduğu gibi röntgenler çekip fiziksel muayeneler ve check-up'larla sanat eserlerimizi kontrol altında tutuyoruz. Bir konservatör olabilmek için edinebileceğiniz en iyi nitelik sabırdır. Evet, sabır. Sabırlı olmak son derece önemli. Ayrıca bu iş son derece meşakkatlidir de. Zaman zaman gizemlerle karşı karşıya kalırız. Bir yerde bir ipucuna rastlar, onu takip eder ve bir yıl sonra bir başkasına ulaşırsınız. Sanat eserini laboratuvara götürür ve işte, şimdi ne yapacağımı biliyorum dersiniz. Konservasyonun gerçekten de bütün temeli problem çözmeye dayalıdır. 35 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ve her gün çözülmesi gereken yeni bir sorunla karşılaşıyorum.